Evet, herkese merhaba. Bir nefeste kullanıcılar ve kullanıcı izinleri konusunu işleyelim. Buradaki slaytlar sınırında. Bu slaytlardan daha fazlası var tabii ki bu konu hakkında ama giriş seviyesi ve girişi biraz yani orta seviyeye kadar sizi getirebilir. Merhaba demek için konuya yeterli bilgiler olacak. Evet, öncelikle 3 temel erişim hakkı var. Yazma, okuma ve çalıştırma. Ve 3 temelde erişim seviyesi var. Kullanıcı, grubu ve diğerleri. Şimdi LSL herhangi bir noktada LSL dediğimiz zaman evet. Şimdi ilk harfi görmezden gelmek üzere. Read write x, read write x, read tire x şeklinde bir izin ifadesinin LS çıktısında görsel hale getirildiğini görüyoruz. Burada 3 erişim seviyesi için her biri için 3 erişim hakkı tanımlanmış. 3 görüş, 9 alan kolon burada ifade edilmiş. Her bir dosya için 9 bit burada ifade edilmiş. Bakın. 3, 3, 3. Şimdi bakalım onlar neler, anlamları neler. Bir bakalım. Hemen çok hızlı devam edeceğim. Evet. X anlamı ne dedik? Executable, çalıştırabilir dosya haline getirmesi. Bir shell script için hem okunabilir hem de çalıştırabilir olması lazım çalışması için. Neden? Yorumsal dil. Yorumsal dilin yorumcusu da, interpreter'ı da o dosyayı okumak ve çalıştırmakla sorumlu. Şimdi klasörler için ise executable ne anlam ifade eder? O klasörün içerisine girilebilmesine, örneğin CD yapabilmenizi ifade eder. Eğer executable X herhangi bir klasör için tanımlı değilse o klasöre CD komutuyla içine girmek, yani current directory'niz haline getiremezsiniz. İçeriğine erişmek için X, içeriğini listelemek için de R, read hakkı klasörler için geçerli. Eğer write hakkınız, yazma hakkınız yoksa bir dosya için onu yeniden isimlendirme, taşıma, kopyalama, silme gibi işlemleri de yapamazsınız. Eğer yazma izniniz bir dizine varsa bir dosyayı o dosya üzerinde yazma hakkınız olmasa da taşıyabilirsiniz. Evet, W access'iniz, yazma izniniz olmasa da bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunları uygulayarak, yaşayarak öğrenelim. Evet, örnek. Örneğin, readable, writable for file owner. Evet, ilk önce U access level'i, erişim level'i olarak ilk önce U, yani user. Şöyle ilk üçünü işaretleyemiyorum. İlk üçünü işaretleyemiyorum. Read. Şur bakalım. Bir saniye. Evet, ilk üçünü işaret highlight yapamıyorum. Read ilk gördüğünüz read'den R harfinden başlayan W tire. R W tire burada user için o dosyayı okuma ve yazma hakkında olduğunu gösterirken ait olduğu grubun sadece okuma hakkı ve diğerlerinin de sadece okuma hakkı olduğunu ifade ediyor. Buradaysa diğerlerinin, yani o dosya grubu dışındakilerin de herhangi bir hakkı yok. Bakın burada others, yani o olarak ifade ettiğimiz user, group, u, g ve o. User, group, owner.
son üçlük O kısmı, owner kısmı ve A'dır kısmı pardon. A'dır kısmında bakın ikinci örnekte herhangi bir hak yok. Üçüncü örnekte ise bir klasör. O klasöre sahibi listeleyebilir, içini görebilir, içine akses yapabilir, current directory'si haline getirebilir. Ama grubu ve diğerlerinin hiçbir hakkı yok. Her şey owner'ın, user'ın hakkı. Bakın U, user, sahibi, dosyanın sahibini ifade eder. Grup G, her dosya aynı zamanda bir grup öz niteliği vardır, attribute'ü vardır. Bunları biraz örneklerle göreceğiz. chmod komutunun kullanılması, bunu da birazdan örneklerimiz için de kullanalım. Tabi chmod'dan da önce bahsedelim ki örneklerde chmod komutunu kullanacağız. chmod komutu iki kısım. Önce izin kısmını ifade ediyoruz. Sonra da hangi dosyadan bahsediyorsak onu yazıyoruz. Şimdi sayısal bir oktal formatta sayısal ifade edebiliyoruz. 3 bit ne olur? 777 olmak üzere maksimum. 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2. 4, 2, 6 ve 7 olmuş oluyor. Maksimum oktal formatta 777 olarak yazılabilir. Bu da ne anlama gelir? Read-write-x, read-write-x ve read-write-x anlamına gelir. Bir oktal formatla ifade ediyoruz. Bir de harflerle ifade edebiliyoruz. Örneğin gruba ve adıra diğerlerine o dosya için okuma izni bu şekilde verebilirken Go artı R. Böyle bir şey yapmışlar. User owner. User yani dosyanın sahibi burada U owner'ı ifade ediyor. User derken yani biz. Kendimizden o dosyanın yazma izni alıyoruz. Yapabiliriz. Bizim için read only olsun diyebiliriz. All A. All'dan kasıt nedir? User, group, owner. User, group, others. Hepsi için bir şey yapmak istiyoruz ve hepsi için tüm erişim seviyeleri için executable iznini kaldıralım istiyorsak eksi. Burada tire değil burada bakın. Şu karakter. Eksi. Eksiltiyoruz. Artı da grup ve sahip için readable hakkını veriyoruz falan filan. Bunu bir dizin için recursive de yapabiliriz. Recursive yaptığımız zaman da tire, büyük R. Burada artık tire, tire anlamında. Tire büyük R ama şuradaki artı, artı da olabilir, eksi de olabilir. Linux klasörünün altındaki tüm alt klasörlerle beraber herkes için okunabilir, çalışılabilir hale getiriyor. Peki bu büyük X nedir diye sormalıyız, doğru mu? Büyük X'te sadece klasörler için bir executable hakkını işleme alıyor. Sadece klasörler için. Ve bu da şurada ifade ettiği gibi klasörlere erişim hakkını sadece açmak adına ve altında iki dosyaları çalıştırabilir dosyalar haline getirmeden klasörlere erişilebilir hale getirmek için büyük X'i iyi ki chmod yazan arkadaşlar eklemişler. Büyük X ile sadece klasör haklarını vermiş oluyoruz. Böylece altındaki tüm dosyaları da executable hale getirmemiş oluyoruz. chmod 2'de sticky bit meselesi var. Orayı şimdi bırakıp geri dönüyorum. Ki
yaşamaya başlayalım konuları. Şimdi kendimize bir ortam yapalım. CD Workspace MKdir, DIRS diyelim. Bir de MKdir'ın trepesini göstermiş olayım. İç içe klasörler oluşturabiliyoruz. DIR 1, DIR 2, DIR 3 oluşturdum. Tamam. Şimdi ben artık DIRS'in içinde yaşayacağım. Bu izinler konusunu. Şimdi bir. Biraz dosya oluşturalım bu DIR'lerin içerisine. DIR 1'in içerisine dosya oluşturalım. File 1 diyelim. File 2. File 3. Sonra bunları hepsinin içinde dosya olsun maksat. DIR 1 içerisindekileri DIR 2'ye atalım. Bu şimdi sadece ortamı kuruyorum, maksadım o. DIR 3, tamam. Manzara nedir deyince, evet, 3 tane klasör var altında. Üçünde de üçer dosya var. Tamam. Şimdi önce ne yapalım? Dosyalarımızın default bakalım. Yazma okuma izinleri ilk touch'la create edince, oluşturunca ne oldu? DIR 1. Bak neymiş? Default oluşturduğu 600, evet, 664, 664. Yani ben burada herhangi bir dosyanın dosya iznini chmod 6-4. Yani ne anlama geliyor? 1-1-0, 1-1-0, 1-0-0 şeklinde dokunursam, DIR 1 altında örneğin dosyalardan bir tanesini, manzara değişmemeli. Çünkü zaten 664. Şurada rahat rahat highlight yapabilirim herhalde. Heh. Bakınız, burası 1-1-0, yani 0 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 ne yaptı? 6. Aynı şekilde 6. Ve farklı şekilde 0 artı 0 artı 2 üzeri 2 ne yaptı? 4. Şimdi oktal olarak dosya 1'in okuma iznini alıverelim bakalım. Ne olacak? Oktal olarak alıyorum 660. Others'ın ne oldu? Birinci bölüm U. Kim? User, yani owner. İkinci bölüm kim? G, group. Hı. O da M boyar. Default bir grup. M boyar, M boyar olması. M boyarın default grubu da M boyar olduğu için. Şimdi grubunu falan değiştiririz. Change group yaparız. Bir test grubu oluştururuz. Farklı bir gruba ekleriz onları. Bakayım bende hazır gruplar var mı? Bir tane grup açarız. O grubun altına ekleriz. Şimdi oraya geçmeyeyim. Bir saniye. Sırayla gidelim. Şimdi 660 diyelim bakalım. Dosya 1'in read hakkını alalım elinden. Bakın ne oldu? Bir R eksildi. Diğerlerinden farklı olarak. Others'ın, bakın sadece oktal değeri değiştirerek, Others'ın write hakkını elinden alıyorum. Ne yaparım? 640 olur. Neden 4 olur? Neden 4 olur? Çünkü R eksi eksi 1 0 0 demek. Chat. Ne yaptım iddia ediyorum? Şudan
write'ın tree'ye dönüşeceğini iddia ediyorum. Bakınız. W write hakkını aldım. Kimden? Grubundan. Şimdi yine sadece sayıyla oynayarak owner bana bu dosyanın executable hakkını da istiyorum. Ne oldu? Bakın buraya bir x geldi. Yukarıdan farka bakın. 600. 6 artı 1. 7. Ne oldu? Executable geldi buraya. X ifadesi geldi 7 deyince. Böyle bir şey. Bunları oynuyor oynuyor anlayacaksınız. Şimdi aynı şeyi sembolik formatta yapalım. Biraz önce sondan başlayalım. Verdiğimiz hakları geri alalım şimdi. chmod user için executable hakkını dir bir altındaki file 1 için geri al. Sondan geriye doğru gideceğim şimdi. Ne yapmamı bekliyorum? Şuradaki x'in şimdi gitmesini bekliyorum. X gitti. File 1 için grup hakkında gruba write hakkını geri verelim. Gruba write hakkını geri verelim. Tek yapacağım şey grup artı write. Ne oldu? Write geri geldi. Adra diğerlerine o ile ifade edilir. Read hakkını geri verelim. O artı R. Ne yaptım? Hop. Film başa döndü. Default 664'e geri döndü. Gibi. Bunları bol bol oynayın arkadaşlar. Bir test klasörü açıp bunları kavrayacaksınız. Evet, recursive konusuyla devam edelim. Şimdi aynı şeyi biz burada deneyelim. Neden denemeyelim ki? Örneğin önce bir şey yapalım. Buradaki ikinci klasörün executable hakkını alalım. Onun içerisine bir klasör açalım. Subdir 1 diyelim. Ve onun altına da subdir 1 diyelim. Tabii şu an kendi kazdığım kuyuya düştüm. Bir saniye önce şu işlemi yapalım. Ondan sonra executable hakkımı alayım. Evet, şimdi dir2'nin durumuna bakalım. Bakamıyorum. Çünkü executable hakkını aldım. Klasör için executable hakkı ne demekti? Erişim demekti. Klasöre erişimim sınırlandı. Velhasılı biz bu örneği hayata geçirelim. Subdir R'a müdahale edelim. Subdir R'a recursive olarak artık erişemeyelim. Şimdi ne oldu? Subdir'den executable gitti. Yukarıya çıkıyorum. Herkes için executable dir 2'nin altı olsun. Ama klasörler sadece. Bakalım neler oldu. Bir, iki. Evet, bakın. Dosyalara executable gelmedi ama subdir'a geldi artık. Subdir'a listeleyebiliyorum şeklinde bir espri bu da. Büyük X sadece klasörler. Kısaca R'de recursive altında ne varsa hepsine uygula anlamında. Sticky bit çok tatlıdır kendileri. Sticky bit deyince aklımıza temp klasörü gelsin. Ki bakınız şimdi
Diğerlerinden farklı olarak temp'in sonunda bir T var. Bu temp'in T'si değil. Sticky bit'in T'si, sticky bit için kullanılan özel bir izin. Bunun altında, bu herkesin yol geçen anıdır bu klasör diyoruz. Ama herkes burada klasör açar, kapar, kullanır. Ama biri diğerinin dosyasını, klasörünü silemesin istiyoruz. Şimdi temp'in altına gidelim. Bakalım burada yabancı kim var? GDM, GNU Desktop Manager bir sistem kullanıcısı ve sistem grubu var. Gelin bunu biz kim olarak, who am I, mboyar olarak biz bunu silmeye kalkalım. Bir log dosyası 24'ü. Bakın ne oldu? Write protected regular file, yes diyorum. Operation not permitted, izin verilmedi. Evet. Biz gelin bu arkadaşımızı onun izinlerini koruyarak 1024'ü alalım örneğin. Biz bu log dosyasını, izinlerini koruyarak kendi çöplüğümüzü bir götürelim. Workspace altında örneğin dir 2'ye çok müdahale ettik. Dir 3'te oynayalım. Dir 3 altına dirs, dir 3. Dir 3 altına kopyalayalım. Evet. Sudo dedim. Dosya benim değil. İzinlerini korumak istiyorum. O yüzden böyle bir işlem yaptım. Aynı yere gidelim şimdi. Bakıyorum burada kim varmış. Ne varmış burada? Dir 3 içerisinde GDM dosyası var. Şimdi buradan kaldırmak isteyeyim ben bu dosyayı. Bakın temp altında kaldırmadım. Ama dir 3'ün herhangi bir sticky bit ise değil. Ne yapacağız? Silmeye çalışacağız bakalım. Becerebiliyor muyuz? Evet. Bunu silmek istediğimi misin? Yes. Ne oldu demin? Ne oldu demin ki? Operation not permitted. Burada yok şu an. Gitti. Neden? Klasör benim. Klasör izinleri bana ait. Altındaki arkadaşı remove edebilirim, rename edebilirim. Move edebilirim. Şimdi aynı filmi tekrar başa alıyorum. Bir sudo kopimize geri dönelim. Bu sefer şöyle diyelim. Tekrar oraya git, temp'e gitmeyelim. Temp'in altından buraya alalım bu sefer. Aldım. Biraz önceki manzarayı tekrar kazandım. Şimdi bir farklı bir şey yapalım bakalım. chmod. Tüm kullanıcılar için sticky bit'i. Dir 3 için bir tanımlayalım bakalım neler olacak. Şimdi LSLA diyelim. Bakınız interaktif konsol bana bunu bir renklendirdi. Sonuna da bir T ekledi. Aynı temp gibi bir temp görünümüne kavuşturacağım. Bir root hale getirelim burayı da. chown komutunu kullanıyorum bu sefer. root dir 3 diyorum. Ve bakınca bakın dir 3 root oldu. Evet, şimdi dir 3 için 777 hakkını tanımlayalım bir de. chmod 777 dir 3 tabi artık bizim değil. Onu root'a emanet ettik. Şimdi manzara birebir temp klasörü gibi. 777'yi sonradan yaptık. Sticky'yi ekleyelim tekrar.
Josh mod a artı t dir 3 diyorum. Şimdi gördüğümüz gibi evet hem 777 hem de evet sticky bitini aldı. CD dir 3 diyorum. Evet file 3'ümü silmek istiyorum ve siliyorum. Artık yok. X14 lock'ı silmek istiyorum ve silemiyorum. Dir 3 klasörümü temple aynı kabiliyete ortak herkesin kullanabileceği ama bir başkasının dosyasını silemeyeceği bir kullanımı almış olduk. Evet burada örnekler vermiş. Recursive olarak change on. Home Linux SRC altındaki tüm dosyaların sahibini SCO haline getiriyor. Diğer komutlar change on, change group. Grubu değiştirebiliyor. Change on'la benim biraz önce yaptığım gibi root root yaptım biliyorsunuz. Change on, change on artı change group yani hem kullanıcısını hem de grubunu birlikte değiştirmiş oluyor. Burada Star Trek esprisi Alien grubundan Borg kullanıcısı için USS Enterprise klasörü altındaki tüm dosya izinlerini Borg kullanıcısı ve Alien grubuna çevir anlamı taşır. Yukarıdaki sadece grubunu değiştirir. Empire grubunu Home A Skywalker klasörünün altındaki tüm dosyaları Empire grubuna geçir anlamı taşır. Yukarıdaki Home Linux SRC altındaki tüm dosyaları, tüm niye diyorum, çünkü recursive, SCO kullanıcısına geçir anlamını taşır. Biraz önce de bunların örneklerini yapmış olduk. Evet, root kullanıcısına dikkat etmemiz lazım kullanırken. Standart kullanıcınızla pek çok işi zaten yapıyorsunuz. Root kullanıcısına zorunlu olmadığınız sürece geçmeyin. Kendinize bir sanal makine açmışsınızdır training için. Onu da root'u hunharca kullanabilirsiniz ama geliştirme yaptığınız, günlük kullandığınız bir makinede root'u kullanmamaya çalışın ve standart kullanıcıyla işlerinizi sonuna kadar yapmaya çalışın. Son olarak da su. Örneğin burada su komutunu çalıştırdığımızda sudo komutunu daha yeni çalıştırdığım için ben de hemen geçiş yaptı. Şifre istemedi ama sizi de şifre isteyebilir. Su komutuyla da root kullanıcısına geçebilirsiniz. Su tray ile de onun home kullanıcısına home root'un altına, root klasörü altına geçmiş olursunuz diyorum. Ve bundan sonra standart IO yönlendirmeler ve borular konusuyla işlemlerimize devam edeceğiz. Ayrıca bir şey göstereyim. Biraz önce örneğin chmod esprileri yaptık. Önceki derse atıf yapmak için söylüyorum. man2 chmod dediniz. Bakın bunun sysstatus altındaki sistem fonksiyonu halinde görürsünüz. C programlarınızda doğrudan bunları kullanarak mod, patname, komuta benzer bir şekilde C programınızı doğrudan kullanmanız daha yerinde olacaktır. Bu chmod bilgisi sizin scriptlerinizde kullanmanız için C programlarınızda ise chmod sistem fonksiyonunu kullanacaksınız. Bunları ve belki aynı müfredatta sistem fonksiyonu karşılığı kullanımlarla bir eğitim planlanabilir ve tatlı olur. Evet arkadaşlar, sıradaki derste görüşmek üzere.